Merhaba sevgili dostlar. Çocuğun biri bal hastasıymış. Yatar, kalkar, gezer, dolaşır. Habire bal istermiş. Ana baba çocuklarının bu bal tutkusunu önleyebilmek için her çareye başvurmuş. Hekimlere gitmişler, tedbirler uygulamışlar ama nafile. Çocuk bal diye tutturuyormuş. En sonunda bir alimi tavsiye etmişler. Bir de ona gidin demişler. Onlar da gitmişler. Alim çocuğu almış karşısına, dönmüş anne babasına. 40 gün sonra gelin demiş. Anne baba bir anlam veremese de çaresiz geri dönmüş. 40 gün geçtikten sonra ise tekrar varmışlar alimin yanına. Alim şöyle bir bakmış çocuğa. Sonra iki eliyle yanaklarını okşayıp şöyle demiş çocuğa. Bundan sonra bal yeme evladım. O kadar. Anne baba yine şaşkın, öyle ya. 40 gün boyunca bunun için mi beklediler? Alim bu sözü söylemek için 40 gün niye bekledi? Bunu düşüne düşüne dönmüşler evlerine. Aa, o da ne? Her dakika bal isteyen çocuk artık bal mal istemiyor. Bal hastası çocuk artık bal sürmüyor ağzına. Merak etmişler bunun sebebini. Tekrar gitmişler alimin yanına. Sormuşlar, nedir bunun hikmeti? Gülümseyerek cevap vermiş alim. Niye 40 gün bekledim? Çünkü 40 gün önce ben de bal yiyordum. Bal yiyen birinin bir başkasına bal yeme demesinin hiçbir etkisi olmazdı. 40 gün önce bal yemeyi kestim. Önce kendim denedim bal yememeyi. Kendim başarınca sözüm de tesir etti evladınıza. Dostça kalın.